Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kahramanmaraş Kadın Girişimciler Kurulu, Nazlı Ceylan Balduk Kurtul Başkanlığı'nda ilk meclis toplantısını gerçekleştirdi. Hepinizle tanışmak için bir meclis toplantısını yapmamız gerekiyordu. O da bugün oldu. Hepiniz hoş geldiniz. Toplantıya başarılı kadın girişimciler arasında konuşmacı olarak katılım sağlayan Kipaş Kağıt CEO'su Nezihe Sinem Öksüz Dede Bayraktar, başarı öyküsünden ve yapacakları yatırımlardan bahsetti. Şu anda üst üste Türkiye'nin en hızlı büyüyen şirketi seçildi. İhracatını en çok arttıran 3. şirket seçildi Türkiye'de. İstihdamda yine öyle en çok arttıran şirket. Şu anda bizim 2 projemiz var. Daha doğrusu bir tanesi faaliyete geçti. Geçen sene Ekim ayında biz Marmara bölgesinde bir fabrika kurduk. Bu da benim ilk böyle sıfırdan fabrika kurma projem oldu. Tabii çok böyle tedirgin bir şekilde başladım. Hanif Bey sağ olsun çok hızlı ilerliyor. Biz ona adapte olmaya çalışıyoruz, ayak uydurmaya çalışıyoruz. Sıfırdan fabrika kurmak gerçekten çok zormuş, onu anladım. Bilecik'te fabrikamız, Bozoyuk'ta. Ambalaj sektörüne yönelik bir fabrikaydı orası. Programın ardından Kipaş Kağıt CEO'su Nezihe Sinem Öksüz Dede Bayraktar program Aksu Haber'e değerlendirdi. Ben tabii fırsat buldukça bu tip şeylere katılmak istiyorum. Çünkü çok önemsiyorum açıkçası. Kadın kadından güç alıyor. Buna çok inanıyorum. Burada çünkü ilham verici hikayeler var. Ben de bu iki arkadaşımızı bugün tanıdım. Daha önce duymamıştım ve gerçekten çok etkilendim. Cesaretlerinden, girişimcilik hikayelerinden. Bu tür ortamların başkalarına da destek verdiğine, cesaret verdiğine inanıyorum. Bence artmalı bu tip organizasyonların devamı gelmeli. Ben de mümkün olduğunca katılmak istiyorum. Gerek dinleyici, gerek konuşmacı.